Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Manager Legends kanalımızda oyuncu inceleme serimizde diyelim artık hani bölümümüzde ya da ne dersek yeni bir konumuz var. Bugünkü konumuz Sidran Babic. Sidran Babic arkadaşlar 20 yaşında 1.93 boyunda 85 kilo ağırlığındaki Sırp oyuncu. Evet. Normalde arkadaşlar Real San Sebastian takımından ee, kiralık gördüğünüz gibi İspanya birinci liginde yani Real Sociedad aslında San Sebastian falan yazmışlar da Real Sociedad takımından kiralanmış Reus takımına Reus Reus ne İspanya ikinci ligiymiş aynen e, Reus takımına kiralanmış Tahmini değeri piyasa değeri şu anda 475 değil 425 bin euro değerinde arkadaşlar ee, çok fazla maaş almıyor 75 bin euro maaş alıyor profiline bakmayacağım zaten ee, bakmayacağım derken birazdan bakacağız pozisyonlara baktığımız zaman sol ayaklı bir stoper arkadaşlar ve savunmada yani defansın göbeğindeki her rolü çok rahat bir şekilde oynayabilen oynayabilecek kapasitede bir oyuncu gördüğünüz gibi defansif stoper standart stoper ve pasör stoper olarak e, taktiğinizde hangisini kullanıyorsunuz hepsinde çok rahat bir şekilde forma giyebilecek kapasiteye sahip bir oyuncu Saydram Babiş arkadaşlar e, şöyle bir kariyer istatistiklerine bakalım isterseniz Borak Bosnersek Borak'tan ne ney, voy, voy diye, voy, voy, ney, voy, voy diye, ne Böyle bir takımda yetişmiş e, 21 yaşındaymış bu. Wow. Dejan Melek. Bu arada işte, yeni bir oyuncu buldum. Alın. Alın. Çullanın. Çok rahat bir şekilde Türkiye Ligi'nde orta sıralardaki bir takımda çok rahat oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. Neyse. E, Vojvodina. Vojvodina takımından yetişmiş Sırbistan Voivodina takımından yetişmiş. Ee, Saydıran Babic daha sonra Real Sociedad B takımına 2 milyon euroya transfer olmuş. Gördüğünüz gibi 31 karşılaşmaya çıkmış. 3 gol atmış. Daha sonra bu sene de e, Reus takımına kiralanmış. E, sakatlıkları daha yok tabii ki. Ee, gördüğünüz gibi Sırbistan kupasında şampiyonluk ve 20 yaş altı dünya kupası şampiyonluğu yaşamış 2015 senesinde Sırbistan ile arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor Sırbistan milli takımının 20 yaş altı kadrosunu e, gözden geçirmeniz aşırı derecede tavsiye edilir. Zaten çoğu zaten gördüğünüz gibi aslında şey. E, üst düzey kulüplerde zaten mesela işte Zenit, Werder Bremen, Bordeaux, Grasshoppers, Olympiakos, Liverpool, Benfica, Genoa, Frankfurt, Astana da var işte şu neymiş Maksimovic, Nemanja Maximovic 21 yaşında. Alın size bir orta saha. Her türlü kullanın. Ee, özellikle iki yönlü orta saha olur mu? Çok olmaz ama defansif oyun kurucu ee, olabilir. Neyse biz konumuz dışına çıktık ya. Konumuz dışına çıktık. Biz adama bakıyorduk. Oyun, direkt kulüp inceleme oyuncu bulmaya geçtik. Neyse. Said Rambab için evet kariyeri bu şekilde arkadaşlar. Buna baktık. Şöyle bir bilgilerine bir göz atalım isterseniz. Ee, Sırp milli takımını seçmiş Sırbistan ama Bosnalı da olabilmiş. Bosnaymış ikinci diğer uyruğu arkadaşlar. Sırpça, Makedonca, Hırvatça, Slovence, Boşnakça, İspanyolca. Bayağı bir dil biliyor kendisi. Bayağı görgülü bir arkadaşımız. Ondan sonra oldukça azimli bir kişiliğe sahipmiş. Saydıran Babiç arkadaşlar. Ee, özelliklerine baktığımız zaman yeni sezona çıkması için falan filan maça çıkması gerekiyormuş. Cahtcot kariyer istatistiklerine falan bakmıştık zaten arkadaşlar. Ee, sözleşme bilgisine bir bakalım. Normalde Real Sociedad'dan demiştik. Ee, sözleşmesi var ve minimum serbest kalma bedeli var arkadaşlar. 14.25. Yani 14 milyon, 14 14.5 milyon euro. Ee, bir serbest kalma bedeli var saydıran bab için eğer mali durumu iyi bir takım yönetiyorsanız ve geleceğe yatırım yapmak isterseniz ee, muhakkak dikkat etmeniz gereken oyunculardan bir tanesi ki birazdan bir 7 sene sonrasında bakacağız zaten 27 yaşında 28 yaşında artık ulaşabildiği son nokta diyebileceğimiz noktaya da bakacağız. İsterseniz şimdi bir e, profilini hep birlikte inceleyelim. Kararlılık 15, çalışkanlık 12. Kararlılık 15, çalışkanlık 12. Yani bu adam her türlü gelişir mi abi diyor. Her türlü diyor gelişir diyor. Sıkıntı yok diyor. Zaten gördüğünüz gibi oyuncunun tam kapasitesini ortaya koyarak çalışma arzusunu bu konuda kendini aşabilmesini ve kendini adama yeteneğini gösterir Yani bu adam antrenmanlarda maçlarda inanılmaz çalışkanlık göstererek diyor eğer bu yüksek olursa ee, ulaşabileceği en son noktaya ulaşarak diyor kendini bile aşabilir diyor kararlılık 15 zaten dedik e, o yüzden gelişme gayet uygun bir oyuncu fiziksel özelliklerine baktığımız zaman hızlı tam ortalama diyebileceğimiz bir hız e, bir iki tık daha yükseldiği zaman bir defans oyuncusu için ideal hız oranına gelebilir diye düşünüyorum 20 yaşında olmasına rağmen 14 güç e, zıplaması 14 dayanıklılığı 14 gerçekten fiziği iyi bir tam bir Sırp e, tankı diyebiliriz aslında Babic için zihinsel özelliklerinde agresifliği iyi çok yüksek olması iyi rakibe penaltı kazandırmaması için sert müdahaleler yaparak cesur bir oyuncu sayılır ee, Tabii ki bunların hepsi arkadaşlar 20 yaşında olduğuna hesaplayarak bu yorumları yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince ee, pozisyon alması 13 bu önemli bir defans oyuncusu için özellikle önemli ee, özelliklerden bir tanesi ee, Ondan sonra ön sezileri iyi anlık müdahalelerde ön sezileri iyi gözüküyor zıplaması 14 Hava toplarında iyi zaten 1.93'lük bir boyu var gördüğünüz gibi. Kafa ölçü 13. Yani bunun çok yüksek olması da hani aşırı önemli değil. Zıpladıktan sonra topa kafa vurduktan sonra hani uzaklaştırması bile yeterli. Markaj 13, top kapma 14. Tabii ki stoperde olmazsa olmaz özelliklerimizden iki tanesi bunlar. Ve 20 yaşında olmasına rağmen gerçekten eee baya baya başarılı bir profili var diyebiliriz. Saydıran Babiç'in arkadaşlar. Hadi bakalım bir de hep birlikte bir 7 sene sonrasına gidelim. 2023 senesine gidelim. Babiç hangi takımda nereye gelmiş neler yapmış hep birlikte bir de bunlara göz atalım. Evet, evet arkadaşlar. 13 Temmuz 2023 senesinde Saydram Babic Levante takımında gözüküyor. Ancak profilini görünce gerçekten çok şaşırdım diyebilirim. Neredeyse hiç gelişmemiş. Hani neredeyse hiç gelişmemiş. Acaba dedim oynamamış da mı gelişmemiş? Tam aksine baya baya da oynamış neredeyse. Gördüğünüz gibi ee, kiralanmış falan filan. En son bedelsiz olarak Levante'ye gelmiş. 35-36 maç. Bir şurada 2020-2021 senesinde Fransa'da oynamamış. Daha sonra hani 15 maçın altına da düşmemiş. Yani yani oyun çok da aşırı da öyle hani maç oynamamazlık da yapmamış. Eee ancak sakatlıklarına bir bakmak istiyorum. He. 2018 senesinde diz çapraz bağlarında yaralanma olmuş arkadaşlar. 7 ay sağlardan uzak kalmış. Omurgada yaralanma 2 ay 4 hafta 2 hafta 4 hafta şu 7 aylık sakatlık arkadaşlar oyuncunun gelişimini bayağı engellemiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani 20 yaşındaki profiline baktığımız zaman 27 yaşındaki profilin altında neredeyse hiç fark yok. Hani yorumlanacak çok fazla da bir şey yok. Bir hızlı bir tık yükselmiş. Ee, dediğim gibi hani çok fazla bir yorum yapabileceğimiz bir şey de yok. Değeri 6,5 milyon euroya kadar yükselmiş belki ama ee, profilinde öyle ağam bir şey yok Ben şimdi şu profildeki şu önce baktığım zaman e, ben boyunca şahsen altı buçuk milyon euro vereceğimi sanmıyorum ki transfer etmeye kalksan daha yüksek mevzular isteyecektir diye tahmin ediyorum O yüzden şaşırmadım desem yalan olarak arkadaşlar baya baya şaşırdım Hani tamam bu belki yapay zeka ile ilgili bir şey sonuçta boyunca Siz 20 yaşındayken aldığınızda e, çok daha farklı pozisyona girebilir. Bunu ben her oyuncu inceleme bölümünde e, size elimden geldiğince söylemeye çalışıyorum zaten. E, ancak dediğim gibi Babiç beni fazlasıyla şaşırttı. Anca, dediğim gibi ama e, bir de konuşabilsem size o kadar çok şey anlatacağım ki. O 7 aylık 2018 senesindeki 7 aylık sakatlık neredeyse bir sezon hiç forma giymemesi onun gelişimini etkilemiş olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hani e, profiline çok fazla yorum yapacak bir şey yok. Zaten 20 yaşındaki profiliyle aynı sadece 20, o zaman 20 20 yaşındaydı. Şimdi 27 yaşında. Çok fazla bir değişiklik yok. O yüzden çok fazla da bir e, yoruma ihtiyaç duymuyorum arkadaşlar. Saldıran Babiç için. O zaman ne yapalım? E, için kimi önerebiliriz? Türkiye'deki her takımda forma giyebilir bence ee, ancak Avrupa'daki Avrupa'nın üst liglerinde kesinlikle az takımda forma giyebilecek bir oyuncu değil Hani işte nasıl diyebilirim Avrupa'nın en üst liglerinin birinci ve ikinci kademe takımlarında forma giyemez Bence ee, ona göre belki ancak rotasyon olarak da takımınızda tutabilirsiniz saydıran Babiçi arkadaşlar ufak kısa ve öz Bu benim şahsım adına budur arkadaşlar o zaman bu bölümümüzü burada sonlandıralım beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki oyuncu inceleme bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun